bugün ve yarın Zafer Partisi Genel Merkez temsilcileri olarak Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta ziyaretlerde bulunmak, temaslar gerçekleştirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Her ilk ziyaretimiz biz Zafer Partisi olarak şehitlik ziyareti ve duasıyla başlarız. Diyarbakır'da da aynı şekilde hava şehitliğini ziyaret ederek ve dua ederek ziyaretimize başladık. Bu Diyarbakır'a Zafer Partisi olarak ilk gelişimiz ama biliyorsunuz ben yıllardan beri Diyarbakır'a değişik vesilelerle siyasi ziyaretler, akademik araştırmalar, konferanslar, televizyon programları için geldim. Bundan sonra Zafer Partisi Genel Başkanı ve Zafer Partisi çalışmalarını yürütme çerçevesinde aynı sıklıkla gelmeye devam edeceğim. Diyarbakır'da Zafer Partisi kuruluş çalışmalarını başlatmıştır. Sayın Baykal bizim il başkanlığımız görevini üstlenmiştir. Kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başlattıkları çalışmalar için ve başarılar diliyorum. Yoğun bir temas içerisinde olacağız ve hep arkasında duracağız genel merkez olarak. Bu bölgede siyasal çalışmanın zor şartlar altında gerçekleştiğini biliyoruz ve o zorlukları en aza indirgemek için kendisine ve arkadaşlarına bütün genel merkez organları destek verecekler. Bugünlerde Diyarbakır yine bir tartışmanın içerisine çekilmeye çalışılıyor. Sizler sormadan ben konuyu Zafer Partisi'nin nasıl gördüğünü ifade edeyim. 2023 seçimlerinin kampanya süreci başlamış görünüyor. Bir taraftan AK Parti, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi bu başlayan seçim sürecinde PKK-HDP'ye hoş görünmek için değişik adımlar atmaya başladılar. Ve bunları biz gülümseyerek ve doğrusu aşağılayarak izliyoruz. Bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz. Şunu verir misiniz arkadaşlar? Orada şu masanın üzerindeki şapkayı. Evet. Şunu takalım da. Biz Zafer Partisi olarak Edirne'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da onu söylüyoruz. Sinop'ta ne söylüyorsak Hakkari ve Şırnak'ta da onu söylüyoruz. Türkiye bölünmez bir bütündür. Edirne'den Hakkari'ye, Iğdır'dan Muğla'ya bu aziz coğrafya üzerinde yaşayan milletin adı Türk milletidir. Evet. Bunu tartışmaya açtırmayız. İstiklal Harbi'mizi kabul etmeyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmeyen ve düşmanlık eden bu coğrafyayı bölmek, milletimizi birbirine düşürmek için fitne fesat yuvası haline gelen, emperyalizmle işbirliği yapan, bu işbirliğini onaylayanların oyunu falan istemiyoruz, canları cehenneme diyoruz.
şimdi bir taraf HDP ile otururuz diyor. Sarı muhalefet, öbürü HDP ile oturdun diye saray rejimi onu eleştiriyor. Güzel de aynı saray rejimi bırakın HDP'yi PKK ile ve Öcalan'la İmralı'da oturmuş anayasa yazmış. Yok aslında birbirlerinden farkı ve Türk milletini birbirine düşman etmenin, kavga ettirmenin, Türk milletinin enerjisini sözde iki ittifak arasında tüketmenin dışında bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Evet, biz sevgili Diyarbakırlıların da, Hakkarlıların da, Şırnaklıların da, Muğlalıların da, Konyalıların da, Sinopluların da oyuna talibiz. Ama bu oya talip oluş sürecinde kimseye hoş görünmek için yalan söylemeyeceğiz. Biz projelerimizle oya talibiz. Eğer Diyarbakırlılar, Şırnaklılar, Hakkariler, Konyalılar, Muğlalılar, Suriyeliler vatanlarına gitsin diyorlarsa, Afganlar Afganistan'a dönsün diyorlarsa, o zaman Zafer Partisi'ne oy verecekler. Eğer bu illerdeki yurttaşlarımız yeter bu kadar AVM'e, artık bu ülkenin fabrikalara ihtiyacı var diyorlarsa, o zaman Zafer Partisi'ne oy verecekler. Eğer yurttaşlarımız yeter artık bu tek adam rejimi, biz parlamenter demokrasi ve hukuk devleti istiyoruz diyorlarsa, Zafer Partisi'ne oy verecekler ve Zafer Partisi'nden de emin olsunlar, her yerde aynı şeyi duyacaklar. Bugün Diyarbakır'da Diyarbakır esnafını ziyaret edeceğiz. Diyarbakır'ın Ziya Gökalp rahmetlinin müze olan evi başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret edeceğiz. Önde gelen bazı aydınlarla sohbet etme fırsatımız olacak. Biz onlardan Diyarbakır'ı dinlerken onlara da Zafer Partisi'nin çalışmaları konusunda bilgi vereceğiz. Sizlerin soruları varsa onları da cevaplandırmaya hazırız. Her iki ittifakla eleştirdiğiniz seçim ellerken ve her iki ittifakla da bir işbirliği içerisinde. Biz Zafer Partisi olarak ittifakı Büyük Türk Milleti ile yapıyoruz. Ve bu iki ittifakın sahte ittifaklar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de aslında iki siyaset vardır. Birisi Zafer Partisi'nin temsil ettiği 8 milyon sığınmacı, kaçak vesaire ülkelerine yollayacak olan parti, yani Zafer Partisi. Diğeri de yollayamayacak olan diğerleri. Eğer gitsin diyorsa seçmen, Zafer Partisi'ni seçecek. Kalsın bunlar, biz bu 8 milyonu besleriz, üstüne de 3 milyon Suriye'de besleriz diyorlarsa, hangisini seçerlerse seçsin fark etmez, hepsi aynı işi yapıyor zaten. Evet. Başka sorunuz varsa onları da cevaplandırın. Sorun tabii. Diğer partilerden farklı olarak ne tür çalışmalar yapıyoruz peki? Ne tür çalışmalar yapıyoruz? Evet, diğerlerinden farklı olarak. Bir ekleme yapabiliriz. Evet. İşte Zafer Partisi'nin mühim dersi, öğrencileri göndermek istiyorlarsa söyleyeceğiz. Evet. Sadece bir soru soruyor da, yaşlarından da bir
Şimdi buraya arabayla mı geldiniz? Evet. Araba sizin mi? Evet. Arabayı siz mi sürdünüz? Evet. El freni kalkık mı geldiniz? Evet. El freni indirdiniz değil mi? Evet. Peki el freni kalkıkken arabanın gazına basarsanız ne olur? Motoru yersiniz. Evet. Doğru. Evet. Şimdi sığınmacılar da kaçaklar da Türkiye'nin el freni arkadaşı. El frenini indirmeden arabayı süremezsiniz. Evet. Biz, kim size diyorsa ki, hepsi aynı şeyi söylüyor, çok önemli bir şekilde yaparız, yalan söylüyor. Türkiye sorunlarını Suriyelileri vatanlarına, Afganları vatanlarına yollayarak çözmek için ilk adım atacak. Yani el frenini indirecek. Araba ancak ondan sonra hareket edecek. Mesela, sizin adınız ne kardeşim? Ferhat. Ferhat. Ferhat, Suriyeliler için kaç lira harcadığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben biliyorum. Senin kaç lira harcadığını biliyorum. Yanındaki arkadaşın kaç lira harcadığını biliyorum. Annenin, babanın, kardeşlerinin, eniştenin kaç lira harcadığını biliyorum. Herkesin kaç lira harcadığını biliyorum. Kaç lira harcadığını biliyor musun sen? Bugün itibariyle 8.900 lira harcadın. 2020 sonuna kadar. Yani 1000 dolar harcadın. Gelecek 8 senede bir 1000 dolar daha harcamak ister misin? Kimse istemez. 2. Gaziantep'te 700 bin Suriyeli var. Şanlıurfa'da 700 bin Suriyeli var. Kilis'te 90 bin Türk, 130 bin, 140 bin Suriyeli var. Hatay'da 700 bin Suriyeli var arkadaşlar. Adana'da 450 bin, Mersin'de 450 bin Suriyeli var. Yani sadece bu şeritte 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Doğru değil mi? Peki. Ferhat, sen kaç yaşındasın? 26. Kaç çocuğun var? Sen bekar. Senin yaşında bir Suriyelinin 2 veya 3 çocuğu var. 10 sene sonra 6 çocuğu oldu. Nüfusları da çok hızlı artıyor. Bu ne demek? Bak, bu senin kardeşlerinin iş bulamaması demek. Senin annenin sosyal yardımı paylaşması demek. Evet, bir eve su basarsa komşunuzun evinizi alırsınız. O gece çorba da ikram edersiniz. Öyle değil mi Ferhat? Ve ertesi gün tabii yağmur, sel çekildiği zaman dersiniz ki hadi evinize dönüyorsun. Peki komşu, ya ben sizin evi daha çok sevdim. Burada bana bakıyorsunuz. Sizin mobilyalar daha güzel. Üstelik bizim taraf güneş görmüyor, sizinki güneş görüyor. Ben sizin misafir odasına yerleşiyorum derse ne yaparsınız? Arkadaşlar, yapar mısınız böyle bir şey? Kal, otur. Der misin? Demezsin. Demek ki biz de demiyoruz, onlar dönecekler. Tabii onlar dönünce, bakın, Türkiye'de 1 milyon 300 bin kişiye iş açılacak. 8 milyon kişi döndüğü zaman, bakın bugün öğrenciler neden ev bulamıyorlar zannediyorsunuz? Konya'dan arıyorlar beni. Afganlar ve Suriyeliler üniversitenin etrafındaki evleri tutmuş diye. İstanbul'da çocuklar sokaklarda yatıyor. Tabii doğru dürüst yapmadıkları için bir taraftan bu, ama öte taraftan çocuklar artık dışarıda da kiralayacak ev bulamıyorlar. Onlar gidince ne olacak? Kiralar düşecek. Onlar gidince temel gıda maddelerinin fiyatları düşecek. Bakın, gördünüz mü Zafer Partisi ne yapmaya başladı? Zafer Partisi iktidara geldi, bir sene sonra kiralar düştü. Bir sene sonra temel gıda maddelerinin fiyatları düştü. Bir sene sonra hastanede Suriyeli'nin arkasında bekleyip ondan sonra onun da parasını ödemekten kurtuldunuz. Çocuklarınız okullarda Suriyeliler dersi anlasın diye vakit kaybetmekten kurtuldu. Doğru mu arkadaşlar? Ondan sonra
Türkiye artık AVM değil fabrika inşa etmeye başlayacak. Çünkü bizim gençlerimizin işe ihtiyacı var. Türkiye tekrar köylerde okullarını açacak. 40 bin köyde 40 bin öğretmen işe başlayacak. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Tekrar köylerde üretim başlayacak. Hayat başlayınca, eğitim başlayınca. Türk köylüsü tekrar üretecek. 25 milyar dolar yurt dışına tarım ve hayvancılık ürünlerine para verdik. Biz bu parayı Türk köylüsüne vereceğiz bu 25 milyar doları. Amerikan köylüsünü, Avrupa köylüsünü zengin etmek istemiyoruz. Bu para Türk köylüsünün hakkıdır ve Türk köylüsüne gidecek. Onun için arkadaşlar yapacağımız şey çok. Bakın daha biz yeni başladık. Zafer Partisi kurulalı bir ay olmadı. Ama Zafer Partisi kurulunca herkesi bir panik aldı. Herkesi. Daha bir sene önce Suriyelileri burada tutup Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi zıplıyor. Ben de yollayacağım, ben de yollayacağım. Arkasından da ekliyor. Gönüllü yollayacağım. Kim inanır sana? Kim gönüllü gider? Bunun gönüllüsü falan yok. Herkes gidiyor. Önder Mahallesi'ne götürdük, bavulu koyduk. Toparlanma zamanı geldi dedik. İki gün sonra Önder Mahallesi'ni saray rejimi boşaltma kararı aldı. Ama yanlış anladılar. Biz o bavulu Şam'a gitmeleri için koyduk. Başka semtlere götürmeniz için değil. AK Parti de şimdi bağırıyor. Efendim daha fazla Türkiye göçmen alamaz, Türkiye sığınmacı alamaz. Son 10 senede 8 milyon kişiye sınırları açtınız. Afgan ordusunu soktunuz, Afgan ordusunu Türkiye'ye. Utanmadan bir ordunun girmesine izin verdiniz. Kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız sokaklarda, caddelerde rahat rahat dolaşmak istiyorlar kendi ülkelerinde. Biz bunları sağlayacağız. Evet. Sokaktan insanları dinlediğimiz zaman, kanaat önderlerinin fikirlerini gördüğümüz zaman, dinlediğimiz zaman, televizyonlarda akademisyenlerin, politikacıların söylemlerini dinlediğimiz zaman, herkesin bir Kürt sorunu olduğunu, yani Kürt sorunu olduğu hakkında hemfikir olduğunu beyan eden açıklamalar duyuyoruz. Siz yeni açılmış bir parti olarak bu Kürt sorunun gerçekten var olduğunu ve bunun için bir çözüm üretebileceğiniz bir yolunuz var. Özellikle hani Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni bir parti olarak buraları geziyorsunuz. Buradaki ezici çoğunluğu, insanların ezici çoğunluğuyla Kürt sorunun olduğunu ve gerçekten de bunu sahiplenerek bir politika yürütülmesi gerektiğine inanan bir kitle var. Yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu insanları nasıl ikna edeceksiniz? Berat kardeşim, biz Kürtleri sorun olarak görmüyoruz, Kürtleri kardeşimiz olarak görüyoruz. Bir Kürt sorunu yok bizim için. Biz sorunu çok net, sınırları belli ve terör sorunu olarak görüyoruz. Bunu bugün de böyle gördük, 1984'te de böyle gördük, 1976'da APO'cular ilk kurulduğu zaman da bunun bir terör sorunu olduğunu gördük. Ben Türkiye'de terör konusunda ve terörle mücadele konusunda yıllardan beri sürekli en uzun çalışan insanların başında geliyorum. Terör sorununu da nasıl aşılacağını, PKK neden bitmedi, nasıl biter adlı 450 sayfalık çalışmada iç ve dış unsurlarıyla ortaya koydum. Zafer Partisi de şimdi bir program sunuyor Türkiye'ye. Bu programın adı Demir Güvercin. Demir Güvercin programı Türkiye'nin PKK terörüyle mücadele programı. Demir Güvercin programını önümüzdeki süreçte
bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şunu söyleyelim. Biz teröre ve teröre taviz verene sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kimse bizi Atatürk'ün partisi olmaktan vazgeçen CHP ile karıştırmasın. Kimse bizi Dolmabahçe Sarayı'nda terör örgütünün temsilcileriyle fotoğraf verip bu sorunu çözdük diyen AK Parti ile de karıştırmasın. Biz Zafer Partisi olarak PKK terörüyle de, FETÖ terörüyle de, IŞİD terörüyle de göğüs göğüse ve sonucu bu üç terör örgütünün de imhası olan bir mücadele programını temsil ediyor. FETÖ terör örgütüyle mücadele programımızın adı da Kılıç Aslan Kalkanı'dır. Neden Kılıç Aslan Kalkanı? Çünkü Sultan Kılıç Aslan 1. Haçlı Seferi'ne karşı direnen Büyük Selçuklu kahramanıdır. Son Haçlı Seferi de FETÖ'dür. Son Haçlı Seferi'ne biz Kılıç Aslan Kalkanı'yla direneceğiz. Ve Türkiye'de Selefilik hem Ehl-i Sünnet hem Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin yolu için büyük bir tehdittir. Bir İslam düşmanlığıdır. İslam uygarlığı düşmanlığıdır. İslam toplumlarına düşmandır. Emperyalizmin taşeronudur. Ona karşı da Hoca Ahmet Yesevi'den esinlenerek Yesevi Zırhı adını verdiğimiz terörle mücadele eylem programı çerçevesinde mücadele edeceğiz. Devlet yönetmek bizim işimiz. Biz bu işi iyi biliriz Zafer Partisi mensupları olarak ve bunu önümüzdeki süreçte Türk toplumu da gayet net şekilde bütün unsurlarıyla görecek ve anlayacak. Peki, sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.